Hayırlı sabahlar çok değerli Bitlis TV izleyicileri. Hazar ile Sabahın Rengi programına hoş geldiniz. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Bugün çok değerli bir konuğum bizlerle beraber, kıymetli bir hocam bizlerle beraber olacak. Kendisini sizlere takdim etmek istiyorum. Hocam hoş geldiniz. Teşekkür ederim, sağ olun. Nasılsınız? İyiyim, sizler nasılsınız, iyisiniz? Ben de iyiyim, çok teşekkür ederim. Sizleri kısaca tanıyabilir miyiz? Elbette. Öncelikle bütün izleyicilerimize günaydınlar. İsmim Fikri Bakır. 1971 yılında Bitlis'in Motki ilçesinin Akıncı köyünde dünyaya geldim. Babamın görevi dolayısıyla Bitlis merkeze taşındık. İlkokulu Devrim İlkokulu'nda okuduk. Şu anda Bitlis'te Devrim İlkokulu yok. 1980 darbesinden sonra isimleri değiştirildi ve Şemsi Bitlis İlkokulu olarak şu anda devam eden yerde. Ortaokulu 100. yıl ortaokulunda okudum. Liseyi Bitlis Endüstri Meslek Lisesi'nde, üniversiteyi de Uludağ Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi'nde Bursa'da okudum. Tabii okul hayatından bahsederken şunu söylemek istiyorum. Ortaokula gittiğimiz dönemde 8 Ağustos Mahallesi'nde bir ortaokul ve Atatürk Mahallesi'nde 100. yıl Atatürk Ortaokulu vardı. Şu anda çocuklarımız o anlamda çok şanslı. Evet. Her mahallede okullarımız mevcut. Evliyim. 3 kızım, bir oğlum var. Allah başlasın. Teşekkür ederim. Allah sizleri de bağışlasın. Büyük kızım şu anda Mutki Devlet Hastanesi'nde doktor olarak göreve başladı. Onun küçüğü serbest mimar olarak çalışıyor. Diğer kızım 100. Yıl Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 2. sınıf öğrencisi ve bir de küçük oğlumuz var. O da ilkokul 4. sınıf öğrencisi. Tabii ki yaşantından bahsederken aslında yaşantılarımızın küçük dönüm noktaları vardır. Özellikle okul boyutunu kendi yaşantımdaki virajlardan bahsedeyim, Evet. dönüş noktalarından bahsedeyim. Ortaokulu bitirdikten sonra Bitlis Endüstri Meslek Lisesi'ne, o zaman sınavla alınıyordu. 3 bölüm vardı: torna tesviye bölümü, ağaç işleri ve metal işleri bölümleri. Sınavla girdik, sınavla kazandık, birinci olduk. Burada özellikle şunu vurgulamak istiyorum. Eğitim ve öğretimde yönlendirmenin çok önemli olacağını, farklı bir alanda yönlendirilmiş olsaydım belki çok daha farklı bir meslek sahibi olabilecektim. Yaşantım tamamen isteğim dışında ve çok farklı mecralarda gelişti. Okuduğum üniversite Uludağ Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi. Zaten biraz sonra memuriyet hayatını da başlayacağım. Evet. Orada da konuşacağız. Ama şu anda bambaşka bir meslek icra ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. Kamudaki ilk göreviniz nedir hocam? 1992 yılında üniversiteden mezun olduktan sonra Bitlis'e döndük. Tabii Bitlis'e dönüşüm biraz mecburiydi. Ben ilkokul 2. sınıftayken babam trafik kazasında vefat edince evin en büyük çocuğu Allah rahmet bendim. eylesin. O nedenle buraya döndük, ailemizin yanına, annemin, kardeşlerimin yanına. 4 erkek kardeşiz bizler. Kardeşim bir tanesi Bitlis'te, diğer 2 tanesi, biri Denizli'de, diğeri İzmir'de yaşamını sürdürüyor. Bitlis'e dönmek zorunda kaldık ve bu süre içerisinde mutlaka çalışmanız gerekiyor. Tabii üniversiteyi bitirinceye kadar onu da belirteyim. İnşaatlarda amcam daha önce demircilik yaptığı için biliyorsunuz Evet. bölgemizde büyükler nereye giderse hani arabanın ön tekeri hesabı Evet. peşinden diğerleri de gidiyor. Amcamla birlikte biz de lise döneminden başlayarak inşaatlarda demircilik yapmaya başladık. Bitlis'teki şu anda bazen çocuklarımla dolaşırken işte bu inşaatın temelini ben birlikte yapmıştık, demirini bağlamıştık, şu binanın demirini bağlamıştık diye. Üniversiteyi bitirdikten sonra
artık inşaatın bir kenara bırakılması gerektiğine inandım. Ben inşaatta çalışmak için üniversiteyi okumadım. Evet. Kendi alanıma yakın olan muhasebe bürosunda bir üst süre çalıştım. Sonra o dönem kamuya memur alımı yapıldığında merkezi sınavla şimdiki gibi KPSS ile yapılmıyordu. İl düzeyinde yapılan sınavla önce yazılı sonra da sözlü sınav yapılıyordu. Evet. Sağlık Müdürlüğü'nün açmış olduğu sınava muhasebecilikte yaklaşık 3 ay çalıştıktan sonra sınava girdim. Sınavda yazılıda il birincisi olduk. Sözlüde de yine il birincisi olarak Sağlık Müdürlüğü'nde memuriyet hayatına başladık. Ama şunu hissettim. Sağlık Müdürlüğü'ndesiniz, üniversite mezunusunuz ama sağlık hizmetlerine dair bir eğitim almadığınız için çok da verimli değilsiniz işin açıkçası. 1996 yılında dönemin başbakanı Necmettin Erbakan'ın hükümetinin almış olduğu bir karar sonucu öğretmen ihtiyacı çok fazla olunca açık öğretim fakültesi dışındaki bütün fakültelere öğretmenlik mesleğine geçişle ilgili bir hak tanındı. Tabii o dönemde şu anda isimlerini keyifle yad edeceğim. Bitlis'ten 3 arkadaşımız başvuruda bulunduk. Eminim sizler de tanırsınız. Sağlıkta birlikte çalıştığımız Şahin Hazine Hocam. Evet. Ve şu anda da göreve devam eden Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü'nde şube müdürü olarak görev yapan Metin Çoban. Evet. Hocamla birlikte. Çok selam olsun buradan evet, da onlara. Üçümüz öğretmenlik mesleğine başvurduk. Ve 1997 yılında göreve başladık. Tabii ihtiyaç köylerde olduğu için ben Değirmenaltı köyüne tesadüfi söyleyeceğim sonra tekrar yeri geldiğinde Şahin Hazine konuk sayar ve Metin Çoban Karaboy köyünde göreve başladık. Memuriyet hayatımız bu şekilde başladı. Teşekkür ediyoruz. Hangi okullarda görev yaptınız hocam? Bitlis'te ilk görev yerim 1997 yılında Değirmenaltı köyünde ilkokuldu o zaman 5 yıldı süre. Biliyorsunuz eğitim sistemi sürekli bir değişim içerisinde. İlk Değirmenaltı'ndaki göreve başladıktan sonra Kurtuluş İlkokulu'na atandım. Daha sonra biliyorsunuz Kurtuluş İlkokulu Necat Taşdelen, Bitlisli hemşerimizin oğlu Özgür Kaya Taşdelen vefat edince onun anısını yaşatmak için okulumuza bayağı bir katkıları oldu ve Milli Eğitim Müdürlüğümüz ve Bakanlığımızın da uygun görmesiyle Kurtuluş Özgür Kaya Taşdelen İlkokulu olarak ismi değişti. Öğretmenlik hayatım orada devam etti. Sonra müdür yardımcısı olarak 75. Yıl Cumhuriyet İlköğretim Okulu'na atandım. Okul müdür vekili olarak Polis Amca İlköğretim Okulu'nda göreve başladım. Okul müdürü olarak tekrar 75. Yıl Cumhuriyet İlköğretim Okulu'na döndüm. Ve 75. Yıl Cumhuriyet İlköğretim'den sonra TOKİ Ahmet Eren İlköğretim Okulu'na okul müdürü olarak atandım. Bitlis'in iki uç noktasında görev yaptım. O nedenle gezip dolaştığımızda öğretmenliğin çok güzel bir mesleği. Hem Bitlis şehrimiz çok küçük olduğu için artık her tarafta öğrencilerimiz, farklı meslek grupları içerisinde öğrencilerimiz var. TOKİ Ahmet Eren İlköğretim Okulu'ndaki görevinden sonra Şehit Öğretmen Ergin Komut İlkokulu'na öğretmen olarak görevlendirildim. 8 yıl orada çalıştım. 8 yıldan sonra tekrar yönetici atama sınavına girerek, ÖSYM'nin yapmış olduğu sınava mülakatla birlikte Değirmenaltı köyüne okul müdürü olarak atandım. Yaklaşık 23-24 yıl sonra bu defa ilk göreve başladığım yerdeki öğrencilerimin çocuklarının okul müdürü oldum. Çok keyifliydi. Evet. Çocuk olarak gördüğünüz 4. 5. sınıf öğrencilerinizin artık ilkokula, ortaokula gelen çocuklarını görmek hakikaten öğretmenliğin en güzel taraflarından birisi bu. Tabii öğretmenliğin bir diğer güzel noktası öğrencilerinizin farklı alanlarda çalıştığını görmek. Hele hele iyi yöndeyse emin olun bir anne babadan çok daha fazla mutlu oluyorsunuz.
Ve şu anda Bitlis'te öğrencilerimiz çok farklı meslekleri icra etmekteler. Özellikle 75. Yıl Cumhuriyet İlköğretim Okulu biliyorsunuz Bitlis'in Hersan Mahallesi'nde ve Bitlis şivesiyle diyelim Hersan Kortu. Hersan Kortu denilince akla sadece kelem geliyor, lahana geliyor. Tabii veli toplantılarımızda ve öğrencilerimize şunu sık sık söyledim. Lütfen artık Hersan deyince, Hersan Kortu deyince sadece lahana ile kelemle anılmasın. Ne olur buradan farklı meslek grupları. Bize rol modeller lazım. Nasıl bir evde evin büyük çocuğu biraz gayretliyse, çaba gösteriyorsa diğer kardeşler onun peşinden gidiyorlar. O nedenle komşunuzun çocuğu da gittiğinde siz de ona bakıp gidersiniz. Geçen bir haber okudum. Bir köyde bir doktor çıkıyor. Köydeki diğer aileler onun çocuğu doktor çıkmışsa niye benim çocuğum doktor olmasın? Müthiş bir çaba, destekle şu anda yapılan istatistiklerle bir köyde çıkan en fazla doktor sayısına sahip köyümüz. Bakın bir öngörü, bir rol model ve rol modelden sonra çaba. Evet. Çok önemli. Ve 75. yılda o anlamda çok güzel çalışmalarımız oldu. 75. yılın biraz da uzağında kilise denilen bir mevki vardır biliyorsunuzdur. Panos civarında. Doktorlarımız çıktı oradan, öğretmenlerimiz çıktı, avukatlarımız çıktı, Hersan Kortu'nda. Yani aslında çocuklarımızın hayal edemeyeceği, babaları hakikaten aileleri çok alt düzeyde gelir sahibi olan, inşaatlarda çalışan veya ormandan odun getirip satan, çok böyle bedenen çalışması gereken işlerde çalışanların çocukları çok güzel meslek sahibi oldular. Ve yaşam standartları yükseldi, yaşama bakışları. Evet, ve onu gören komşularının çocukları da, akrabaları da o olabiliyorsa biz de olabiliriz. O güven çok önemli. Tabii o güveni sunmak gerekiyor. Bu nedenle çok keyifliydi. Değirmen altı 1,5 yıldır oradayım. Keyifli bir yaşam. Bitlis'in saklı cennetlerinden biri diye düşünüyorum. Sonraki konularımızda tekrar değineceğiz. Gezip görmek altına. Lazım tabii evet. ki. Çok keyifli bir izlenimi olan bir köy. Kışı ayrı güzel. Yazın hakikaten cennet köşesi bir yer. Evet, teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Sizce ilimizin eğitim ve öğretim olanakları nasıldır hocam? Bitlis. Evet. Acaba memleketimiz olduğu için mi Bitlis'in bizde ayrı bir yeri var? Yoksa sevdiklerimizin çoğu burada olduğu için mi? Ama hakikaten Bitlis benim için vazgeçilmezlerden birisi. Ben müsaadenizle tabii ki buyurun hocam. Küçük bir şiirle Bitlis'le ilgili duruma geçmek istiyorum. Tabii ki. Rahmetli şairimiz Naim Şerefoğlu'nun bir şiiri. Ben meftunum Bitlistan'a. Şark ilinin dürdanesi, ana yurdum bir tanesi. Hesapsızdır pervanesi, ben meftunum Bitlistan'a. Kış bitince kalkınca kar, cennet olur sanki bahar. Bülbül öter leylü bahar, ben meftunum Bitlistan'a. Tabiatın yadigarı, vahşeylemiş bu diyarı. Buzdur sanki çeşmi zarı, ben meftunum Bitlistan'a. Dört tarafta var meşesi, bağı irem her köşesi. Zevk ehlinin eğlencesi, ben meftunum Bitlistan'a. Dağlar onun bekçisi, o dağların incisi. Aşıkların hancısı, ben meftunum Bitlistan'a. Abu hayat kaynakları, tatlı akar pınarları, hayran eder aşıkları, ben meftunum Bitlistan'a. Kimya mevcuttur dağında, hazineler toprağında, bülbül öter her bağında, ben meftunum Bitlistan'a. Bu gülşene bir nazar kıl, sen sus Naim kendini bil, methylemek haddin değil, ben meftunum Bitlistan'a.
Evet, rahmetli Naim Şeref onun da desteğiyle rahmetle anmış olalım. Bitlis, Bitlis'te eğitim, öğretim. Biliyorsunuz Bitlis tarihi çok çok eskilere dayanan bir kent. İsmiyle ilgili çeşitli rivayetler var. Evet. Efsaneler var. Ama efsanelerin tarihi geçmişin getirdikleri büyük bir kültürel mirası oluşturdu. Ve bu eğitim, öğretime, bilime yansıdı. Bunda aslında coğrafyanın çok önemi. Şu anda Bitlis'teyiz ve dışarıda en az 1,5 metre yağmış karımız. Evet. Ayrı ayrı ölçülmüş olsa belki 2,5 metreyi geçmiş olacaktır. Yapacak neyimiz var? Bir uğraşı yok. Dışarıya çıkıp gezip eğlenecek durumumuz yok. Kapalı alanlarda yaşamı idame ettirmek zorundayız. O nedenle Bitlis'te önceki yaşantıları büyüklerinizle konuştuğunuzda şunu söyleyeceklerdir. 6 ay boyunca dışarı çıkmadan yaşamı devam ettirecek hazırlıklar yapılırdı sonbaharda. Yiyecek yönünden, yakacak yönünden. Ve düşünün uzun kış geceleri. Evet. Bütün bunlar birleşince dışarıya çıkmama ve uzun kış geceleriyle birlikte eğitim ve öğretim faaliyetleri Bitlis'te çok önemli bir yer edindi. Şunu söyleyeyim. Şeref Hanların Bitlis yönetiminde söz sahibi olduğu dönem içerisinde biliyorsunuz Şeref Hanlar Bitlis Beyliği içerisinde kendi içerisinde bağımsız bir beylik, dışarıdan bazen Osmanlı'ya bazen Farslara bağlı bir yaşam sürdürmüşlerdir. Bitlis'teki kütüphaneler, Bitlis'teki bilim insanlarına verilen değerler çok çok fazla. Evliya Çelebi seyahatnamesinde uzun uzun Bitlis'teki bu durumu anlatır. Uzun süre Bitlis'te kalmıştır. Ve Bitlis'in kitap kütüphane zenginliği yönünden ve diğer değerli eşyalar yönünden, zenginlikleri yönünden belki Bağdat'la, belki İstanbul'la kıyas edilecek bir yapıya sahip oldu. Boğaz'da geçiş yolu üzerinde Bitlis. Kuzeyden gelip güneye geçenlerin en fazla kullandıkları yerdir Bitlis. Ve şunu çok rahatlıkla gözlemleyebiliyoruz. Eğitim ve öğretime verilen değeri. Bitlis gibi küçük bir yerde. Herkesin çok yakından ismini bildiği İhlasiye Medresesi, evet. Yusufiye Medresesi, Hatibiye Medresesi. Düşünebiliyor musunuz? Dönemin üniversitelerinin Bitlis'te. Günümüzde devam ediyor mu? Elbette. Dini ilimlerle birlikte yanında beşeri ilimlerin de verildiği medrese kültürü devam ediyor. İşte Hizan medreseleriydi, Norşin medreseleriydi veya Mutki'deki Ohin medreseleriydi. Bitlis halkı, Bitlis'teki herkes eğitim öğretime çok devam ediyor. Düşünebiliyor musunuz? Sadece geçmiş 100 yıl içerisindeki bütün dünya tarafından kabul edilen bir alimin Bitlis'ten çıkması. Evet. Said-i Nursi'nin. Hizan'ın Nurs köyüne gitmenizi, gitmeyen izleyicilerimizin gerçekten gitmesini istiyorum. O köye gittiğinizde oradan eğer, hani rol modelden bahsettik ya, evet. Eğer oradan bütün dünyanın tanıdığı bir zat çıkmışsa hepimiz bir şeyleri başarabiliriz diye düşünüyorum. Oraya gittiğimde Japonya'dan gelenler vardı. Evet. Genç kızlarımız, erkeklerimiz, yaşlarımız. Çok keyif aldım bir Bitlisli bir hemşire olarak. Ve tabii şunu da söyleyeyim. Özellikle eğitim yönünden 2019 yılında devletimizin ilan ettiği Fuat Sezgin, profesör, doktor, hemşerimiz. Evet. BETAV'ın girişimiyle Türkiye'de çok tanınmamasına rağmen muazzam bir değer. Kızım eczacılık okuyor, kızım tıp fakültesi mezunu, kızım mimarlık mezunu. Onlara geçen dün şunu söyledim. Lütfen özellikle Almanca diline biraz ağırlık verin, öğrenebilirseniz Almanya'ya gidin. Çünkü ömrünün çoğunu Almanya'da geçirdi ve eserlerini Almanca telif etti. Tabii hayat hikayesini lütfen
özellikle Bitlis'te hemşerilerimden ve bütün izleyicilerinden Fuat Sezgin'i de okusunlar. Evet. Bilime adanmış bir ömür, bilim tarihine, hani şu yargıyı kırdı bence, ben okuduğumda ona ulaştım. İşte bilim, Müslüman bilim adamları hiçbir şey üretmemişler. Her şeyi batılılar üretti. Yok yok, aslında biz Doğu toplumu, Müslüman toplumu çok şeyler üretti. Sadece biz pazarlamasını yapamadık, reklamını yapamadık. Hani ticarette çok önemli bir kavramdır. Malı üretmek sorun değildir. Önemli olan onu pazarlamaktır. Fuat Sezgin, İslam bilim tarihçilerinin, İslam bilim insanlarının, Müslüman bilim insanlarının tanıtımını, reklamını, üzerindeki o külleri kaldırdı. Evet. Tekrar gün yüzüne çıkardı. Büyük bir kaynak, umut ederim yapılır. Ve Bitlis'te hemşerilerinden özellikle başka bir isteğim. Hani dedik ya, nursuz ziyaret etsinler. Evet. Fuat Sezgin'in Bitlis'te küçük bir müzesi yapıldı Betaf tarafından. İstanbul'daki müzeye gidemiyorsak, buradakine gidelim. Ne olur oraya gidelim. Keşke imkanımız olsa Almanya'ya gitsek. Evet. Çünkü 800 tane bilim, Müslüman bilim insanlarının yapmış olduğu teknolojik aletleri birebir ölçeğinde orada birçoğunu kendisi yapmış, orada sergiliyor. Ve bunun sonucunda bu geçmiş eğitim öğretimi olan zemin üzerine Bitlis'te gençlerimiz çok iyi yerlere gidiyorlar. Şunu söyleyeyim. Sonuçtan başa doğru önceden Bitlis'te doktorumuz, avukatımız, mühendisimiz, diğer meslek gruplarımız çok azdı. Çok sayıdaydı, evet. Ama şu anda hastaneye gidiyoruz. Ha, öğrencim orada, kardeşimin çocuğu orada, arkadaşımın oğlu orada. Mahkemeye gidiyorsunuz, avukatlarımız orada. Hani savcılar kendi görev yerlerinde, evet, doğum yerlerinde görev yapmadıkları için şu anda yoklar. Okula gidiyorsunuz, o kadar çok öğrencilerimiz. Çok güzel bir hikayemi anlatayım. Tabii ki. Bir toplantı için öğretmen evi toplantı salonuna gittik. Toplantı bittikten sonra bir genç geldi. Hocam elinizi öpebilir miyim? İnanın aklıma aynen Türk filmlerindeki o sahneler geldi. Durdum. Hocam tanımadınız mı? Hakikaten tanıyamadım. Hani bir de Bitlis'e çok farklı okullarda görev yapınca, evet, çok farklı. Özellikle de çoğu idarecilik boyutunda olunca birebir öğrencilerle çok fazla bir tanışıklık, evet, olmayınca. Ama bu öğrencim Kurtuluş İlkokulu'nda birinci sınıfı okuttuğum öğrencim. Öğretmen olmuş, meslektaşımız olmuş ve o süre içerisinde yaklaşık bir 15 yıl, 18 yıl görmediğim için, evet, tamamen unutuyor insan ister istemez. Söyleyince tabii biraz da dikkatli bakın, ha sensin, ismini söyledim. Çok keyifli. Muazzam bir gurur veriyor insana. Evet, mutlaka. Tabii Bitlis'te eğitim öğretimin gelişmesinin en büyük katkısı Betav çatısı altında, isimlerini söylemek istemiyorum, hayırsever iş adamlarımızın çok büyük katkısı var. Evet. Özellikle yaptıkları eğitim kurumlarıyla Bitlis'ten beyin göçünü önlediler. Yani düşünün, Fen Lisesi, Sosyal Bilimler Lisesi gibi liselerimiz olmasaydı, hani sınavda en yüksek puan alan öğrencilerimiz başka illere gidip bu defa başka illerin başarısına katkıda bulunmuş olacaklardı. Ama bu başarı Bitlis'te. Biliyorsunuz eşit ağırlık alanında Bitlis, sözel alanda, 2 yıl üst üste sözel alanda, evet, Türkiye birincisi oldu. Çok büyük bir keyifti bu. Ve şunu da belirteyim, Bitlis'teki eğitim durumuyla ilgili. Eğitim, öğretim olanaklarımız çok fazla. Hayırsever vatandaşlarımızın yanında devletimizin eğitime katkısı çok yüksek. Düşünün, değirmen altına gittim. İlk intiba, acaba bir köy okulu nasıldır diye. Akıllı tahtalar, internet bağlantısı. Evet. Sadece şu eksikliği dile getirmek istiyorum. Bitlis 6 ay ağır kış şartlarının yaşandığı bir memleket. Bizim okulda öğrencilerimizle birlikte eğitim öğretim faaliyetlerini yürütürken çok fazla dışarıya çıkma ihtiyacı duymadan
sosyal kültürel etkinliklerimizi gerçekleştirebileceğimiz spor salonlarımız, yok maalesef, çok amaçlı salonlarımız, konferans salonlarımızın olmasını istiyorum. Evet. Yetkililerden bölgeye özel projelerle okullar yapılmasını istiyorum. Bütün Türkiye'de uygulanan Milli Eğitim Bakanlığı'ndaki ismiyle tip projeli okullar olmasın. Yöreye özgün, ihtiyaçlara özgün projeler olursa çok daha başarılı ve verimli olacağına inanıyorum. Ve çocuklarımızın biraz önce dediğim gibi o rol modeller kendi işlerinden çıktıkça okuma hevesi, isteği daha çok artmaya başladı. Evet. Bir de şu sıkıntıyı da hissediyoruz. Ben okumayıp ne yapacağım Bitlis'te? Aynen. Sağ olsun. Maalesef. Son yıllarda özellikle tekstil sektörü Bitlis'e gençlerimize bir nefes aldırdı. Devletin teşvikiyle, iş adamlarımızın buradaki yatırımıyla hakikaten şu anda işsizlik sorunumuzun yok denecek az olduğu yerlerden birisi Bitlis. Evet. Teşekkür ediyoruz hocam. Ben teşekkür ederim. Öğrencilerimizin başarılarını arttırmaları için neler yapılmalı, neler önerirsiniz hocam? Başarı. Buraya gelirken sabahleyin kalktım. Hazırlıklarımı yaptım. Programa çıkacağım dedim. Beni izleyicilerimiz, seyircilerimiz izleyecek. Canlı yayındayım. O nedenle hazırlıklı gitmeliyim. Evet. Ön hazırlığımın olması gerekiyor. Önceden küçük notlarımı aldım, paylaşımlarda bulundum. Ama çok önemli biliyor musunuz? Amaçtan haberdar etmek lazım öğrencilerimizi. Niçin okula gidiyorum? Niçin okula gitmem gerekiyor? Niçin bu bilgiyi almam gerekiyor? Amaçtan haberdar edildiği takdirde öğrencilerimiz başarı kendinden gelecektir. Şu örneği vereyim. 20 bin cemaati alabilecek sayıdaki bir camiyi düşünün. Evet. Cuma günü olduğunda insanlar o namaz farizasının gereklerini yerine getirmek için bedenen ruhen temizlenip camiye giderler. İmam Efendi hiçbir zaman minberden bağırmaz. Oğlum sus, kızım sus, evet, otur yerine, arkadaşına vurma, itekleme, arkana dönme demez. Tek bir cümlesi vardır. Lütfen safları sıklaştıralım. Herkes huşu içinde namazını, ibadetini eda etmeyi bekler. Niçin? Çünkü amaçtan haberdardır. Niçin oraya geldiğini biliyor. Bizim çocuklarımıza önce anne baba olarak, sonra öğretmen olarak çocuklarımızın niçin okula geldiğini hissettirmemiz gerekiyor. Bir dayatma sonucu okula geldiğini çocuk hissetmesin. Biliyorsunuz şu anda ülkemizde 12 yıl zorunlu bir eğitim süreci. Evet. 12 yıllık zorunlu eğitim süreci içerisinde çeşitli yaptırımları var devam etmeyen öğrencilere yönelik. Bu nedenle sanki birileri zoraki geliyor. Aslında zoraki değil de bunu istekli hale getirirsek o anlamda başarıya ulaşmış olacağız. Ha şunu da çok rahatlıkla belirteyim. Mesele sadece akademik başarı değildir. İnsan yetiştiriyoruz. İnsana saygılı, başkalarının hakkına saygılı, zarar vermeyi düşünmeyen, etik değerleri olan, ahlaki değerleri olan bireyler yetiştirmek istiyoruz. Evet. Yani herkes doktor, mühendis, öğretmen, avukat olmak zorunda değil. Ben çöpçü olayım ama o çöpü toplarken çok büyük bir keyifle, çevreye zarar vermeden, milleti toza dumana boğmadan o yeri süpürmeyi bileyim. Temizlik işçisi olayım veya başka bir meslek grubunda çiftçi olayım. Evet. Toprağı sürerken bilimsel yöntemleri kullanayım. Eğer hayvanla o tarlayı sürüyorsam hayvana eziyet etmeden işimi yapabilmeyi öğreneyim. İnsani değerleri kazanmamız gerekiyor o anlamda. Ha tabii ki görevlerimizi bilmemiz gerekiyor. Sorumluluk
hissini çocuklarımıza vermemiz gerekiyor. Benim görevim bu. Buraya geliyorsam yapmam gerekenler vardır. O yapmam gerekenleri yerine getireceğim. Şöyle bir kendim oluşturduğum bir yöntem. Öğrenmek için doymak gerekiyor. Evet. Ha, doymak dediğimiz karın doymasından bahsetmiyorum. Dinlemenin D'si. İyi dinleyici olmak zorundayız. Karşımızdakini dinlersek ve dinlerken de çocuklara sürekli şunu söylüyoruz öğrencilerimize. Lütfen öğretmenlerinizle, arkadaşlarınızla konuşurken göz temasını sağlayın. Başka bir şeylerle çok ilgilenmeyin. Dikkat bir yere gitsin. Okumak gerekiyor ikincisi. Okumak çok önemli. Ve sonra tekrar etmek. Kalıcı hale gelmesi gerekiyor bilginin. Düşünün, bilgisayarda bir çalışma yaptınız Word sayfasında. Evet. Kaydetmeden kapattığınızda ne olacaktır? O bilgi silinmiş olacaktır. Kaydetmek gerekiyor. O nedenle sık tekrar etmek gerekiyor. İsteyerek keyifle, sürekli birilerinin dürtmesiyle değil, kendi içinizden gelerek, bizim büyükler olarak bunu sağlamamız gerekiyor. Evet. Velilerin eğitim öğretim hayatındaki yeri ve önemi nedir sizce hocam? Hani hep şeyden bahsederiz biz. Eğitim öğretimin vazgeçilmezi okul, aile, öğrenci. Evet. Üç ayaktan bir tanesi veli. Aslında ilk başlama noktası veli. Okul evde başlıyor. Evet. Çocuk duyduklarını tekrar ediyor. O nedenle dikkat ettiyseniz artık ilk yeni doğan bebeğe işitme testi yapılıyor. Çünkü işitmediği zaman konuşamıyor çocuk. Küçük bebek boş bir kaset olarak düşünün. Gördüğünü kaydetmeye başlıyor. O nedenle evdeki anne babanın, günümüzde artık çekirdek aile olduk. Evet. Varsa geniş aile boyutunda dede, ninne, büyük anne, büyük baba gibi, amca, dayı gibi. Bütün bunların çocuğun kendilerini örnek aldığını düşünerek hal hareketlerine, davranışlarına dikkat etmeleri gerekiyor. Evde başlıyor eğitim, öğretim. Okul gerçekten evde başlıyor. Çocuğunun sorumluluk yüklenmesi, çocuğunun başkalarının hakkına saygı göstermesi, değer vermesi, bunu anne baba birinci etapta sağlamak zorunda. Hani şöyle bir söz var işte, iyi bir öğretmenle yaşama başlamak, hayata artı bir puanla başlamak gibidir derlerse de katılıyorum. Ama ilgili ve bilinçli bir anne babayla yaşama başlamak da, öğretmenle başlamak bir puansa emin olun o 10 puana eşdeğerdir. Evet. Velilerimizden tabii ki öncelikle o amaçtan haberdar etme kısmında bize yardımcı olmalarını istiyoruz. Bakın sadece iş sahibi olmak için okula gelmesin öğrencilerimiz. Yaşamı öğrenmek için, değerlerimizi kazanmak için, kendi ayakları üzerinde durabilen mutlu, huzurlu bireyler yetiştirmektir milli eğitimin temel amaçlarından birisi. Kendi ayakları üzerinde durabilen. Velilerimiz bunu sağlasınlar, bunu istesinler ve çocuklarımıza yönelik evde uygun bir öğrenme ortamı gerçekleşirse artı puandır. Görev yaptığım köy itibariyle söyleyeyim. Doğalgaz yok. Çok az sayıda evimizde kalorifer sistemi var. Ve Bitlis'te hemşehrilerim çok iyi bilirler. Çocukluğumuzda tek gözlü bir odada soba yanardı. Evet. Bütün ailenin fertleri oradaydı. Avantajımız şuydu. O dönemler televizyon çok yoktu mahallede, bir iki tane. Vizontelerin aynı sahnelerini yaşıyorduk çünkü mahallede. Evet. Filmleri gittiğinde koşuyorduk komşunun evine, orada izliyorduk. Uygun bir eğitim öğretim ortamı ve kaynak konusunda çocuklarını desteklemelerini istiyoruz. Yani çocuğumuz okula gelirken çantasını hazırlama sürecinden, kalemlerini hazırlama sürecine kadar kontrol etsinler.
Kendileri üzerinde durduğunda bir süre sonra çocuk bunu alışkanlık haline getirecektir ve görev yaptığı öğrencilik görevini daha iyi layıkıyla yerine getirmek gibi bir uğraşı olacaktır çocuğumuzun. Düşünsenize, annem babam ilgi gösteriyor, çok iyi. Ve bir de veli ziyareti. Evet. Çok önemli. Değerli olduğunuzu hissettirir. Ben askerdeyken, öğrenciyken üniversitede rahmet amcam ziyaretime gelmişti Bursa'dayken. Büyük bir keyif almıştım. Askerde Ankara'da Acemi Birliği'ndeyken Bitlis'ten arkadaşlarımız gelmişti. Evet. Ziyaret ettiler. Bambaşka bir havaya giriyorsunuz. Birileri için değerliyim ben. Beni önemsiyor, buraya geliyor. Tabii ki veli ziyareti okul için şu önemli de. Ben okuldayım. Babam, annem beni önemsiyor. Ayrıca gelip öğretmenimle yüz yüze tanışıyor. Olası olumsuz davranışlarını da düzeltecektir çocuk. Bir otokontrol sistemini sağlayacaktır veli ziyaretleri. Çünkü zaten öğretmen velilerimizle sürekli bir görüşme halinde. Çocuklarla ilgili bütün bilgileri, paylaşımları. Yani teknolojiye ayak uydurmak zorunda kaldık. Çalışmalar, bilgilendirmeler sürekli. Mesajlarla, WhatsApp'taki gruplarla, diğer çalışmalar içerisinde veliye bilgi veriliyor. Ama hiçbir şey yüz yüze olan etkileşimin yerini tutmayacaktır. Evet. Buna inanıyorum. Peki hocam, eğitim ve öğretimde öğretmenin ve okulun da tabii ki çok katkısı var. Bununla ilgili neler söylemek istersiniz? Çocuğun gelişimini nasıl etkiler? Hazal, program yapıyoruz burada. Evet. Aslında kamera arkasında görevliler var. Ama şu anda başrolde ben ve sensin. Eğitim öğretim faaliyetlerinde okulun fiziksel yapısı, donanımı, veli, ailenin ekonomik durumu, yardımcı kaynaklar tamamen kamera arkası. Sınıfın içerisine girdiğinde öğretmen ve öğrenci baş başa kalır. Özellikle yemekle uğraşan çoğunlukla ev hanımları için küçük bir örnek vereceğim. Aynı malzemelerden yemek yapmasını istediğinizde bütün malzemeler aynı. Ama yemek piştikten sonra çok farklı tatlar, lezzetler alırsınız. Diyelim ki bir kuru fasulye yapılıyor. Açıyor bir yemeği pişiren kişi. Bakıyorsunuz su ayrı, tane ayrı. Birbiriyle karışmamış. Evet. Ama diğerine bakıyorsunuz o kadar güzel bir kıvama gelmiş ki. Bakın hepsi tencerenin içerisine girdi. Ama herkes birbirine yabancı. Burada öğretmen ve öğrencinin gerçekten birbirini çok iyi tamamlaması, tanıması gerekiyor. Önceden teknolojiyle birlikte birçok şey aslında aranır oldu. Kendi görüşüm. Her öğrencimizin sarı renkte kişisel dosyası vardı. Evet. Fotoğrafı vardı. Veli bilgileri vardı. Öğrencilerle ilgili özel bilgiler vardı. Ve bu özel bilgileri sınıfa yeni gelen bir öğretmen dosyaları alıp tek tek okuduğunda o öğrenciyi, aileyi tanıyordu. Ama maalesef şu anda sadece sistem üzerinden küçük bir bilgilendirme, öğretmenin özel not düştüğü bir yer yok. Bu bizim bir eksikliğimiz. Tanımak gerekiyor. Sizinle konuşurken aileden bahsettik. Babandan, amcalarından, diğerinden. Evet. Tanıyınca biraz daha bir sıcak bir ortam oluştu. Yoksa çok daha resmi bir ortam oluşacaktı. Evet, bakın ki tanımak çok önemli. Özellikle öğretmenlerimiz başlarken mutlaka öğrenciyi tanımak zorunda. Düşünün. Gözleri iyi görmeyen bir öğrenci, veli eğer bilgi vermemişse, boyu uzun. Evet. Fiziksel gelişimi. Attık sınıfın en arkasına. Biz fark edinceye kadar aradan 1,5-2 ay geçti. Sevgili öğrencim sürekli gözlerini kısarak bakmaya çalışıyor. Arkadaşından bakıyor. Bakın, öğrenmede önemli bir engel. Tabii. Veya işitme sıkıntısı olan bir çocuğumuz. Fark etmedik. O nedenle öğretmen mutlaka öğrenciyi çok iyi tanımak zorunda. Veliyle çok iyi işbirliği yapmak zorunda. Tabii burada velilerimiz lütfen öğretmenlerimize gereken bütün bilgileri ulaştırsınlar. Çok önemli.
Küçük bir örnek vereyim. Öğretmen çok mu önemli? Bir kaleminiz var mıydı? Tabii Hazal, ki, alabilir miyim? Geçen bir arkadaşa bir not tutuyorum. Kalemi tutuşuna baktım. Allah'ım çok farklı bir şekilde bir tutuşu vardı. İnanın şu anda anlatamıyorum ya. Şöyle yazmaya çalışıyor. Yetişkin bu. 26-27 yaşında. Evet. İlk aklıma gelen şu oldu. Senin birinci sınıf öğretmenin kimdi? Bakın çok önemli öğretmen. Öğretmen faktörü çok önemli. Eğer tek tek ilgilenen, öğrencilerinin bireysel özelliklerinin farkında olan bir öğretmen olsaydı, mutlaka bu kalem tutuşunu olması gerektiği idealde olmasını sağlardı o öğrencimizin. Ve belli bir yaştan sonra düzeltemiyor. Farkında aslında yanlış tuttuğunu. Evet. Ama kalıplaşmış bir davranış olunca bunu düzeltmek hakikaten çok zor. Teşekkür ederim. O nedenle öğretmenlerimiz ciddi anlamda bir yükü yüklemişler sırtlarına. Hazırlıkları çok iyi olmak zorunda. Hazırlıksız gittiğinizde öğrenciden önce saate bakarsınız. Ne zaman teneffüs olacak da ben sınıftan çıkayım. Ama hazırlıklı gittiğinizde dolu dolu keyifle dersinizi işlersiniz. Sürekli öğrencilerinizle göz göze bakarsınız. İkide bir acaba ne işleyecektim, ne yapacaktım? Teknoloji biraz bizi tembelleştirdi. O öz eleştiriyi kendime getireyim. Önceden öğretmenler bütün çalışmaları kendi el yazılarıyla yazarlardı. Yıllık planlarını otururlardı, elle yazarlardı. Ünite planlarını elle yazarlardı. Günlük planlarını dersten bir gün önce oturup hazırlarlardı. O 6 saat, 5 saat dersin planlamasını yaparlardı. Ama şu anda hiçbir hazırlığa gerek kalmadan internet ortamında binlerce bilgi var. Artık o kadar fazlalaştı ki bilgi kirliliği oluşmaya başladı. Evet, çok fazla var gerçekten. Şuna benziyor öğretmenin şu anki durumu. Kaplumbağa ile tavşanın yarışını düşünün. Tavşan çok hızlı gidiyordu. Kaplumbağa istikrarlıydı, ben gideceğim. İkisi yarışa başladılar. İlk dışarıdan baktığınızda yarışın favorisi kesinlikle tavşandır. Tavşan da bunu böyle düşündü ve o rehavete kapıldı. Ve yarışı biliyorsunuz kaplumbağa kazandı. Evet. Şu anda biz biraz tavşanın rehaveti içerisine girdik öğretmenler olarak. Nasılsa her şey elimizin altında. Açarım internetten bakarım, açarım kitaptan bakarım. Ama açarım kitaptan baktığımızda sınıf ortamında şu çok önemli. 2 dakika kitaba baktığınız anda, öğrenciyle göz iletişiminizi kopardığınız anda o sınıfı toparlamanız en az 10 dakikanızı alacaktır. Evet. O nedenle kopmamak gerekiyor, hazırlanmamız gerekiyor. Mesleğimiz bu. Devlet bize bunun ücretini de ödüyor. Diyor ki ders dışı hazırlık planlama görevinin sana ücretini veriyorum öğretmenim. Ders dışında hazırlık yaptığın için. Lütfen bunu yapmak zorundayız. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Kısa bir reklama girmek durumundayım. Kısa bir reklam arasından sonra yeniden beraber olacağız değerli izleyicilerimiz. Ayrılmayın. Bir aradan sonra yeniden beraberiz değerli izleyicilerimiz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hocam okul öncesi eğitimin önemi nedir? Neler söylemek istersiniz? Evet, biraz önce okul eğitim evde başlıyor. Evet. Ailede başlıyor demiştik. Örgün eğitime başlama yaşı olan birinci sınıfla evdeki eğitim arasında okul öncesi eğitim. Özellikle şunu baştan belirteyim. Türkiye coğrafyası çok farklı dillerin, kültürlerin bir arada yaşadığı bir coğrafya. Evde doğup büyüdüğünde farklı bir dil, farklı bir lehçe, okula geldiğinde Türkçe eğitim ve öğretime adapte olmaya çalışan çocuklarımız da o geçiş sürecini en başarılı şekilde
gerçekleştirmek için okul öncesi eğitim çok önemli. Yani okul öncesi eğitim bizim için aslında bir noktada dil öğretme aşaması da diyebiliriz. Birinci sınıfa hazırlık, okulun kurallı haldeki yaşantısına hazırlık. Ama dedim ya, farklı bir dilde konuşuyor anne baba. Evet. Çocuk sokakta farklı bir dilde konuşuyor. Okula geldiğinde hiç anlamadığı bir dilde. Ve bu etki eğer dil öğretimi gerçekleşmezse, öğrenim hayatı boyunca sürekli sıkıntılar yaratabiliyor çocuklarımızda. Ya çok çaba gösterecek veya kendinden vazgeçecek. Ha çaba gösterecek derken, şunu da belirteyim, mutlaka bütün öğrencilerin, velilerin ciddi anlamda çaba göstermesi gerekiyor. Çırpınması gerekiyor. Suyun üstünde kalmamız için, boğulmamamız için mutlaka çırpınmamız gerekiyor. Düşünün, suyun içerisine attığınız hiç yüzme bilmeyen birisi bile çırpındığında su üstünde kalabilme şansı çok yüksektir. Evet. Ama vazgeçtiği anda suyun dibine batıp boğulma riski vardır. Bu nedenle vazgeçmeyeceğiz. Okul öncesi bu anlamda çok önemli. Evdeki serbest ortamından, sokaktaki serbest ortamından, oyun ortamından okula gelip bir sonraki birinci sınıfa hazırlık aşaması için kurallı yaşamayı, başkalarının hakkına saygı göstermeyi, paylaşmayı, izin almayı ve kendi sorumluluklarını yerine getirmeyi düşünsenize. Oyuncağınızı aldı, öğretmenimiz öğrencilere verdi. Bir süre sonra çocuklar oyuncakları toplayın dediğinde herkes kendi oyuncağını toplamaya başlıyor. Evde genellikle kim topluyor? Annelerimiz topluyor peşimizden. Veya babalarımız. Artık hangisi müsaitse. Çünkü ille de birisinin görevi demek istemiyorum. Sonuçta günümüzün toplumlarında anne de baba da çalışıyor. Çocuklarımız ya bakıcıda ya kreşte. O anlamda ciddi bir aile yaşantısıyla ilgili, çocuk yetiştirmeyle ilgili. Çünkü çok fazla müdahale edemiyoruz iş yaşantısından dolayı. Okul öncesi eğitim o anlamda çok gerekli. Özellikle kendi bölgemiz açısından dilin öğretilmesi ve birinci sınıfa hazır olma adına. Evet. Bizim çok vazgeçilmezlerden biri kesinlikle. Ben biraz önceki konuya dönmek istiyorum. Öğretmen-öğrenci ilişkilerinde bir başka örnek vermek istiyorum. Öğretmen ve öğrenci, teşbihte hata olmaz. Benzetme yapacağım sadece. Bir araba düşünün. Sıfır bir araba. Eğer sürücü İyi değilse, araba kullanmayı bilmiyorsa, bir kilometre götürmeden o arabaya arıza verdirir. O sıfır araba, çok iyi araba, çok iyi bir sürücünün eline geçerse, çok uzun yıllar herhangi bir arıza meydana gelmeden devam eder. Tersi düşünelim, arızalı bir araç olsa, iyi bir sürücü olmayan bir kişi o arızalı aracı yerinden hareket ettiremez. Ama iyi bir sürücü bir şekilde o aracı tamir ettirir, yine yoluna devam eder. Burada öğretmenin rolü. Öğretmen çok iyi olursa bir şekilde öğrencisini götürecektir. Hani şu iddialı bir söz var. Eğitimde feda edilecek hiçbir fert yoktur. Çok doğru bir söz. Uğraşmak gerekiyor. Çok zahmetlidir. Öğretmenlik zaten sabır işi. Eğer sabır işi olmasaydı, peygamberlik mesleği denilmezdi. Evet. Bir başka konuya da veli boyutunda tekrar deneyim. Özellikle çocuklarımızın son yıllarda engel durumlarına göre çeşitli öğretim uygulama okullarına yönlendirmeleri çok önem kazandı. Önceden Bitlis'te herhangi bir zihinsel veya fiziksel engeli olan çocuklar saklanırdı. Evet. Aman kimse görmesin. Ama bugün çok keyifli bir şekilde onlar yaşam alanı içerisinde becerileri gelişiyor. El becerileri, dil becerileri, okuma becerileri gelişiyor. Şu küçük örneği vereyim. Biraz da ileri düzeyde Van ilinde ve çevre illerde görme engelliler veya işitme engellilerle ilgili okullarımız var. Komşularımız vardı. Her sanda görev yaptığım dönemde çocuklar doğuştan işitme engelli diye. Aslında cihazla desteklenmiş olsalar konuşabilecekler. Evet. Ama
duymadığı için konuşma yeteneği de gelişmiyor haliyle. Ve 5-6 kardeş bu şekilde evin içerisinde, sonra yanılmıyorsam emniyetin yapmış olduğu bir çalışmada ortaya çıktı. Götürülüp işitme cihazlarıyla desteklendiler. Bir normale dönmeye başladılar. Hizan'dan bir aile tanıyorum. İşitme ve konuşma engelli doğuştan. Evet. Ve bunlar Van'daki okula kim sebep olmuşsa Allah razı olsun. Van'daki o işitme engelliler okulunda şu anda kardeşler aktif yaşamın içerisinde, sosyal medyayı da aktif kullanıyorlar. Yazı diline alışmışlar, işaret diline alışmışlar. Bakın, saklanmadılar. Eğitim aldılar, topluma dahil oldular. Evet. Hayatın olağan akışının içerisine girdiler. O nedenle izleyicilerimizden, kendilerimizin, çünkü sonuçta hepimiz birer engelli adayız. Başımıza ne geleceğini kimse. Ve varsa kendi çocuklarımız, çevremizdekiler mutlaka bu konuyla ilgili ülkemizde eğitim öğretim kurumları var. Onlarla işbirliği içerisinde bulunsunlar. Evet. Çocuklarımıza küçük bir tavsiyem tabii ki lütfen öğretmenlerinin vermiş olduğu çalışmaları önce ders derste öğrenilir cümlesini çok iyi kafalarına yerleştirmelerini istiyorum. Hafızalarına yerleştirsinler. Öğretmenlerin derste çok iyi dinlesinler. Not alsınlar. Evde mutlaka tekrarlarını yapsınlar. Hani Word'de yazı kaydetme olayını bahsetmiştik ya. Birkaç tekrardan sonra kalıcı hale geliyor o bilgi. Belki ezberleniyor ama fark etmeden kalıcı hale gelecektir. Ceplerinde bulunsun o hazır haldeki bilgi. Gerektiğinde çıkarıp kullanacaklardır. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Görev yaptığınız okullara dönecek olursak hocam, görev yaptığınız okullardaki sportif ve kültürel faaliyetler nelerdir? Evet, ilk öğretmenliğe başladığım Değirmenaltı Köyü'nden sonra Kurtuluş İlkokulu'na gittim. Tabii şunu söyleyeyim, biraz çocukluğumdaki yapı içine kapanık, biraz daha böyle sessiz, sakin, utangaç bir yapıydı. Düşünün, üniversiteyi bitirinceye kadar çıkıp düğünlerde oynamazdım bile. Evet. Halk oyunları. Üniversitenin son sınıfında Diyarbakırlı arkadaşlarımız Diyarbakır yöresi halk oyunları kursu açtılar. Bitlis yöresini bilmeden Diyarbakır yöresini bir yıl oynadım, öğrendim. Çok keyifliymiş dedim. Öğretmenliğe başladıktan sonra Selahattin Koçar hocam halk eğitim merkezinde. Evet. Tabii hemen gülümsedin. Ailece halk oyuncu olduğunuz için babalar, amcalar. Çok evet. Selam olsun. Evet, keyifle izliyoruz sağ olsunlar. Faysal amcam da ta çocukluktan beri çok güzel türküler söylerdi. Evet. Sesi de çok güzeldi ve devam ediyor. Selahattin Koçar hocam halk eğitim merkezinde halk oyunları temel kursunu açtı. Hani Diyarbakır yöresinde oynamıştım. O keyfi aldıktan sonra ben gideyim. Temel eğitimi aldık. Sonra eğitmenlik kursu açıldı. Eyvallah, eğitmen de olayım. Yani düşünün, 24-25 yaşında, 26 yaşında Bitlis yöresi halk oyunlarını öğreniyorum. Evet. Öğrendikten sonra Milli Eğitim Bakanlığı'nın küçük bir değişikliği vardı. İşte bu kültürel etkinliklere ek ders ücreti ödenecek. Tabii belge istiyorlar. Ve o belgeyle biz hem çalışmamızı gerçekleştirdik hem de ücretimizi aldık. O yıllara kadar ben gittiğimde Kurtuluş'ta halk oyunları ekibi yoktu. Çok iyi miydik? Değildik aslında. Çünkü kendim yeni öğrenmiştim. Ama o endişe içimde hasıl olmadı. Ne öğretebildiysem. İlk defa Kurtuluş'ta bir halk oyunları ekibini oluşturduk. 75. Cumhuriyet'e gittiğimizde orada da devam ettik. Ama şunu da üzülerek belirteyim. Özellikle halk oyunları boyutunda. O dönem yarışmalar yapıldığında il düzeyinde kapalı spor salonunda oturacak yer bulamazdınız. Evet. Ve ekipler elbise bulamazdı giymek için. En son 75. yıl Cumhuriyet'te elbise bulamadığımız için halk oyunları kostümünü çocuklarımız sivil kıyafetleriyle çıktılar. Ama bugün artık halk oyunları yarışmalarından bir haber duruma geldik. Boş tribünlere oynayanlar,
birkaç küçük ekiple sınırlı. Tabii biraz da eğitim öğretimin farklı algılanması boyutu gerçekleşti. Evet. Biz sadece dersteki başarısına odaklandık, gidiyoruz. Dersler yetişmedi, yetiştirme kursları, diğer özel dersler, hafta sonu kursları, çocuğun sosyal, kültürel, sportif faaliyet yapacak maalesef zamanı kalmadı. Ve halk oyunlarımız, Bitlis yöresi şu anda o geçmiştekiler olmasa bitme noktasında. Evet. Düşünün, hepiniz halaylarda, Bitlisli hemşehrilerime özellikle söyleyeyim. Halaylarda 3 adım, 3 adım, 3 adım, saatlerce 3 adım gidip geliyoruz. Hafif bir oyunu değiştirdiğimde, bazen ekip başına geçtim, hadi değiştireyim diyorum. Bir dönüyorum, bakıyorum 2-3 kişiye kalmış veya bazen yalnız kalıyorsunuz. Evet, çok sık karşılaşıyorum. Maalesef kültürümüz o anlamda halk oyunları boyutunda yok olma tehlikesiyle karşı karşıya. Evet, imkanlar arttıkça aslında kesinlikle, ilgi azaldı. Kesinlikle. Aslında sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler öğrencinin ders başarısına da olumlu etki sağlayacaktır. Evet. Düşünün ya, sadece sürekli ders çalış, ders çalış, ders çalış dediğiniz bir öğrenci nefes almak isteyecektir, boğuluyorum diyecektir. Bir sportif faaliyette ilgilensin, bir kültürel faaliyette ilgilensin, bir sosyal faaliyetleri olsun. Ama maalesef özellikle çok farklı algılandı eğitim, öğretim. Sadece sonuca odaklı bir hale gelmeye başladık. İşte çocuğum takdir alsın. Ya takdir de alsın ama futbol da oynasın. Takdir de alsın, halk oyunları da oynasın gibi yaklaşım, evet, içerisinde. 75. yıl Cumhuriyet'te göreve başladığımda Van'a gittiğim bir gün Bitlis'in atletizm antrenörlerinden, hakikaten o konuda Bitlis'te çok büyük emekleri olan Fadıl Kara hocamla Van'dan Bitlis'e döndük. Yolda sohbet ederken, tabii 75. yılın hemen yan tarafında kilise mevki Panos bölgesinde çok güzel bir alan var. Atletizm yarışmaları da ilin orada yapılıyordu. Şey söyledi ya, genç bir antrenörümüz var, size gönderelim. Atletizm takımı, madem Panos da size yakın, çalışmalarını yapsınlar. Çok sevinirim. Hıdır Aydın hocam. Evet. Şu anda da antrenör olarak devam ediyor. Fadıl hocamla birlikte hakikaten Bitlis'te çok sayıda sporcu yetiştirdiler, milli takım seviyelerinde. Hıdır Aydın hocam o dönem sadece ücret karşılığı her gün mahalle başındaki kapalı spor salonuna yürüyerek Hersan Kortu'na okula gelip öğrencileri alıp Panos'a götürdü. O yıllara kadar yarışma yapılacak denildiğinde biliyor musun ne düşünüyorduk? Sınıftan çocuklar kim iyi koşuyor diyorduk. El kaldıranları götürüyorduk. Çocuk da 100 metre koşmadan nefes nefese kalıp yığılıyordu. Evet. Hıdır hocamın yaptığı çalışma sonucu, antrenmanlar düzenli olunca, biraz profesyonel yaklaşınca başarı kendinden geliyor. Emek verilince mutlaka sonucunu görüyorsunuz. Her şey de böyle. O döneme kadar Ahlat İbo'da rahmetli Celal İspaha hocamın Bitlis'te atletizmde muazzam bir başarısı vardı. Bütün yarışmalarda, küçüklerde, yıldızlarda birinci Ahlat tarafı, Ahlat İbo'ydu. İl dışında Bitlis'i sürekli o temsil ediyordu. O yıl 3-4 aylık bir çalışma sonucunda sonbaharda yapılan bütün yarışmalarda birincilik, ikincilik, üçüncülüklerin tamamı neredeyse 75. yıl Cumhuriyet ilk öğretim okulunun oldu. Odamda bir dolap vardı. O yıl kupa ve madalyalarla doldu. Bir yıllık, evet, emek, bir yıllık çalışma. O nedenle çok önemli bu çalışmalar. Şu anda milli takım seviyesine gelmiş öğrencilerimiz var. Üniversitenin beden eğitim sporu yüksek okulu bölümlerini bitiren öğrencilerimiz var. O küçük bir yol açtı öğrencilerimize. Devamını getirdik mi, oradan ayrıldıktan sonra maalesef kesildi. Ama öğrencilerimiz Hıdır hocalarıyla birlikte, Fadıl hocalarıyla birlikte devam ettiler. Evet. Tabii bir anımı da anlatayım ben. 75. yılda beden eğitimi öğretmenimiz yok. İlde futbol turnuvası düzenlenecek. İşin gereklerini de bilmiyorum. Konuştuk, maça çıkacağız. Hocam, sırt numaraları, forma yok, sırt numaraları yok, eşofmanla götürmüşüz. Kırtasiye'ye gittik, sırt numaralarını yazıcıdan çıkardık çarşıdan. Poşet dosyalarının içerisine koyduk. Her öğrencimizin sırtına çengelli iğneyle yapıştırarak o turnuvaya katıldık.
Ama turnuvadan geldikten sonra bütün şartları zorlayarak bir futbol takımı forması aldık. Bunlar küçük küçük anekdotlar. Aslında çok varlıktan gelmedik. Evet. Ama pes de etmedik, onu da söyleyeyim. Evet. Aman yok, vazgeçelim, ne gereği var? Yok ya, biz eksikliği görüyorsa, eğer yorucu da olsa, zahmetli de olsa ondan vazgeçmememiz gerekiyor. Çok rahatımıza düşkün olmayalım. Emin olun zaten çevremizde rahatına çok düşkün insan var. Evet. Ben o okulda öğretmensem, idareciysem, anneysem, babaysam, zahmetini çeksem bile doğru bildiklerimi uygulayayım, söyleyeyim. Değirmenaltı köyüne doğru gidelim. Evet hocam. Değirmenaltı köyüne gitmeden ne olur bir küçük şiir okuyayım ya. Tabii ki hocam, buyurun. Küçük paylaşımlarımız olsun değil mi? Tabii ki. Evet. Göktürk Mehmet Uytun'un bir şiiri. Ben bir köy öğretmeniyim. Alnım da ışık, gözlerimde nur. Alıp götürmeyin beni şehirlere. Götürmeyin ne olur. Bir köy öğretmeniyim. Katıksız duygular içinde yaşarım. Çıplak ayaklar basar yüreğime. Onları tutar, okşarım. Bir köy öğretmeniyim. Çaresizlik ekmeğim, keder gözyaşım. Umut ve sevgiyim çarpan kalplerde. Dağlardan daha çok yücedir başım. Ben bir köy öğretmeniyim. Evlerde motif, dillerde destan. Gölgesi düşer ay yıldızın üstümüze ve gönüllerde büyür vatan. Şairimize güzel şiiri için evet, teşekkür size ediyoruz. Size de çok teşekkür evet, ediyoruz hocam. Evet, köydeyiz, köy öğretmeniyiz. Tabii ki imkanlar bazen şehirdeki kadar olmuyor. Bazen yapım aşamasında yapılması gerekenler yapılmıyor, ihmal ediliyor veya imkansızlıklar nedeniyle. Değirmen altında göreve başladım. Bir gün öğleden sonra okula gittiğimde, öğle yemeğine eve gitmiştim, döndüğümde 4. sınıf öğretmenimizin beden eğitimi dersi vardı. Ama okulumuzun bahçesinde basketbol potası, voleybol direği, voleybol filesi yok. File sadece bir iple pencerenin korkuluğundan bahçenin üzerindeki korkuluğa ip çekiyorlar. Çocuklar böyle bir çalışma. Çocuklar iki tanesi elinde plastik çember tutmuşlar. Evet. Diğer öğrenciler o çemberin içerisinden basket atmaya çalışıyorlar. Aklıma geldi. Uzaktan durdum, videoya çektim. Gençlik Spor İl Müdürümüze gönderdim videoyu. Alttan not düştüm. Basketbol potamız yok. Etkinliklerimizi bu şekilde gerçekleştiriyoruz. Sağ olsun o dönemin Gençlik ve Spor İl Müdürü Savaş Bulan hocam, en kısa zamanda okulunuzu ziyaret edeceğim dedi. Savaş hocam yanında şube müdürü Şahin kardeşle birlikte okulumuzu ziyaret ettiler. Sohbetlerimiz oldu, paylaşımlarımız. Ve Kasım ayı içerisinde yağmurun, karın başladığı döneme denk gelecek şekilde, çünkü o dönem içerisinde bir paylaşım olmuştu. Sağ olsun basketbol potamızı, voleybol direklerimiz, filelerimiz tamamlandı, açılışa gelecek. Nasıl oldu bir evet, teslim alalım, bakalım nasıl yapmışlar. Vallahi Savaş Bey geleceksiniz ama eli boşta gelmeyin. Sonuçta çocuklarımızın topları yok oynayacakları. Evet. Sağ olsun onu da getirdi. Her birisinden futbol, basketbol, voleybol toplarından 5'er 10'ar tane onu da getirdi. Ama çocuklarımızın ilk basketbol potasına o basket atma istekleri hakikaten çok keyifliydi. O nedenle biz yetişkinler, yetkililer çocuklarımızın farkında olmadıkları ama bizim gördüklerimiz imkanları çocuklarımıza sunmak zorundayız. Bunun için koşturmamız gerekecektir, yorulmamız gerekecektir. Belki birçok farklı kişiye ulaşmamız gerekecektir. Hani şu ifadedir, işte kırılıyorsunuz. Çocuklarım için olduğunda hiçbir şekilde bir kırgınlık yoktur. Bütün kurum amirleriyle,
hangi kurumdan ne alacağımı, ne sağlayacağımı, bana nasıl katkı sunacaklarını. Hani dedik ya, Bitlis'te büyüdük, doğduk. Arkadaş çevremiz çok geniş. Sağ olsun okul olunca, eğitim öğretim olunca bugüne kadar hiçbir kamu kurumu da isteklerimizi geri çevirmedi. Evet. İmkanları ölçüsünde, başta Milli Eğitim Müdürlüğümüz olmak üzere diğer kamu kurumunda çalışan arkadaşlarımız da bu konuda büyük bir destek sağladılar. Değirmenaltı Köyü'nden konuşmamızın başında bahsetmiştik ya. Bitlis merkeze cezaevi yol ayrımından 2 kilometre uzakta. Şirin bir yer. Yazın hakikaten çok keyifli, çok güzel bir yer. Doğa harikası bir yer. Evet. Yeşillikler içerisinde. Buz gibi suyu olan. Berrak, çok güzel, sakin bir yer. Şehrin gürültüsünden, o keşmekeşinden bir anda sanki bambaşka bir atmosfere gidiyorsunuz. Yaklaşık 150 hanenin olduğu, 1200-1300'e yakın, 1400'e yakın insanın yaşadığı bir köy. Özellikle köyün geçim kaynağı ağırlıklı olarak inşaat sektörü. Mermer ve fayans, oradaki ailelerin en büyük geçim kaynağı. Tabii böyle olunca, hani amcamdan örnek vermiştim. Demirciydi, ben de demirci. O nedenle çocukların ufukları şu. Ben de babam gibi, amcam gibi inşaatçı olurum. Ama bir küçük pencere açmak istiyoruz çocuklarımıza. Elbette. İnşaatçı olacaksınız. Köyde çiftçilik de yapacaksınız. Hayvancılıkla da uğraşacaksınız. Ama bunun yanında alternatifleriniz de olsun. Çünkü düşünün. Köyde 5 tane tarlası olan babanın 5 çocuğu varsa, paylaşımda gittiğinde bir tarla düşecek. O bir tarla hiçbir çocuğu duyurmayacaktır. Evet. O nedenle farklı alternatifler peşinde koşmak gerekiyor. Çünkü şu anda gençlerimiz, köydeki gençlerimizin birçoğu batıda inşaat sektöründe çalışmaya gitmişlerdir kışın. Yazın burada, kışın diğer tarafta. Bu durumlar içerisinde 300 öğrencimiz var şu anda okula gelen. 170'e yakın ilkokul. 120-130 tane de ortaokul öğrencilerimiz var. Okulumuz kaloriferli. Pandemiden dolayı ikili eğitime geçtik. Sabahleyin ilkokul öğrencilerimiz, öğleden sonra ortaokul öğrencilerimiz eğitim ve öğretime devam ediyorlar. Öğretmen eksiğimiz, çalışman eksiğimiz şu anda yok. İlkokullarda 9 öğretmen arkadaşımız, ortaokullarda 7 öğretmen arkadaşımız, İlkokul ve ortaokulda birer müdür yardımcısı ve okul müdürü olarak da ben eğitim öğretime gücümüzün, bilgimizin, azmimizin yettiğince elimizden gelen çabayı göstererek çocuklarımızı yetiştirmek istiyoruz. Evet. Ve tabii çocuklarımızı yetiştirirken sadece ders başarı yönünden değil. Geçen yıl okulumuzun yan tarafında bulunan tarlada futbol turnuvası düzenledik. Kar üzerinde çok keyifliydi. Boyalarla çizimler, direkleri oluşturmalar. Çocukların heyecanı bambaşkaydı. Ama bu yıl başka bir düşüncem var. Voleybol turnuvasını ikinci dönem. Kar çok maşallah. Evet. Madem kar sadece cefa olmasın. Evet. Biraz da sefası olsun. Bazen sosyal medyada paylaşıyorum çocuklarımızın kızakla yaptıkları etkinlikleri. Büyük bir keyif. Evet. Okulun içerisine kadar. Bazen arkadaşlar diyor, hocam işte burası yol önemli değil. Yan taraftan kendimize yürüme yolu yapalım. Çocuklarımız eğlenmeye devam etsinler. Kızaklarını getirip okula bırakıyorlar. Teneffüs arasında oyun alanları o olsun. Ayrıca yapabilirsek futbol, golf denilen bir olay var. Yeni bir trend. Evet. Biz de bunu kar üzerinde yapalım ya. Küçük değişiklikler olsun çocuklarımıza. Tabii ki, evet. Kardan adam şenliği mi olur? Karın durumuna göre alternatifleri yapmak lazım. Yani bakıyorsunuz Karadeniz'de kar yağmış, adamlar müthiş bir kar festivali düzenliyor. Evet. İş lastiğini alan, kızağını alan, leğenini alan çıkıyor. Bir gün boyunca keyifle eğleniyorlar. Buradaki Bitlis'teki kar yağışını da biz keyfe dönüştürelim. Kendi imkanımızla kayak yapmaya gidiyoruz. İmkanların aslında çok kişiye verilmesi gerekiyor. Bu arada bu vesileyle eğer izliyorsa veya izleyenler varsa, ulaşabiliyorlarsa biliyorsunuz Kayak Federasyonu Başkanı, evet, Bitlis'te hemşerimiz. Evet. Yönetim kurulunda da Bitlis'te hemşerimiz var. Ali Oto ve Refik Afşar'dan da isteğimiz bu olsun. Evet. Çocuklarımızın biraz kayak malzemesi yönünden
desteklemelerini istiyoruz. Kendilerinden özel isteğimiz bu olsun. Okulumuzdaki faaliyetler sadece dersle sınırlı değil. Söylediğim sportif faaliyetlerin yanında şehri tanımaya yönelik çalışmalarımız. Kütüphaneyi getirdik. Bebek ve çocuk kütüphanesi. Özellikle ilkokul çocukları için çok harika bir yer. Evet. Lütfen Bitlis'te gitmeyen çocuklarımız varsa mahalle başında bebek ve çocuk kütüphanesini ziyaret etsinler. Öğretmen arkadaşlarımdan da özel isteğim. Gezi planlarını hazırlayıp çocukları oraya götürsünler. Mahalle başında hemen Atatürk Mahallesi Muhtarlığı'nın yanında bir parkımız vardı. Evet. Çocukları ilk getirip orada bir kaydıraktan, salıncaktan, o tatarvalide oynamaları bile büyük bir keyifti. Çünkü köyde bu ortamımız yok. Ha, çok serbestler, çok güzel oyunlar oynuyorlar ama maalesef bu tür bir park anlayışımız yok. Orada sıraya girmeyi, araç gereci kullanmayı da paylaşıyorlar. Sonra etnografya müzesi. Geçmişten bağını koparmamak için mutlaka her çocuğumuzu etnografya müzesine de götürdük. İhlasiye Medresesi'ni ziyaret ettik. Statta o sahanın içerisinde koşmaları bile büyük bir keyifti. Evet. Sadece içimizde bir ukdemiz kalmış. Bitlis Kalesi uzun süren bir arkeolojik kazı çalışması nedeniyle bazen özel izinle çıkabiliyoruz. En kısa sürede onun da ziyarete açılmasını canı gönülden istiyorum. Yani Bitlis deyince Bitlis Kalesi Bitlis'in en önemli simgelerinden birisi ama uzun bir süredir ziyarete kapalı. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Kısıtlı bir süremiz kaldı. Değerli izleyicilerimizin de sizlere ulaştırmamızı istediği mesajları var. Okumak istiyorum. Sayın Müdürüm ve çok değerli amcam, ağzınıza, yüreğinize sağlık. Düşüncelerinizi Bitlis TV aracılığıyla yansıttığınızdan dolayı ayrıca onure oldum. Tekirdağ'dan selamlar, Baran Bakır demiş. Tekirdağ'da Baran Bey'e de bizden çok selam de çok olsun. Selamlar, sevgiler. Sağ olsun Mehmet Baran. Ali Dürer, Konya. Hocam hayırlı sabahlar, hayırlı programlar. Fikri Hocam değerli bir emektar, bir öğretmen. Fakat kullandığı bir cümleye üzüldüm. Sevdiklerim Bitlis'te diyor. Biz dışarıdayız hocam. Bizleri sevmiyor musun? Bizleri unutma. Teşekkür ediyoruz demiş. Tekrar eder misiniz? Sevdiklerim Bitlis'te demişsiniz. Onlar dışarıda oldukları için üzülmüşler. Onları sevmediğinizi düşünüyorlarmış hocam. Bütün insanları çok seviyoruz. Herkesi çok seviyoruz. Çok teşekkür ederim. Sülçülisan ettiysek tabii ki canlı yayın. Evet. Affola diye bir meşhur sözümüz vardı. Teşekkür ediyoruz hocam. Son olarak neler eklemek istersiniz? Kısıtlı bir süremiz kaldı. Şehrimiz çok güzel. Evet. Kesinlikle. Baharıyla, yazıyla, sonbaharıyla, kışıyla. Dört mevsimin dolu dolu yaşandığı bir coğrafyadayız. İnsanlarımız çok iyi. Kadir Şinas insanlarımız. Eğitim ve öğretim boyutunda bir öğretmen olarak çocuklarımızdan isteğim, görev ve sorumluluklarının bilinci olarak hareket etmelerini istiyoruz. O bilinci hiçbir zaman akıllarından çıkarmasınlar. Ve tabii ki buradaki önemli destek unsurlarından birisi veliler. Evet. Velilerimiz çocuklarımızı hiçbir konuda yalnız bırakmasınlar. Mesele sadece harçlığını, defterini, kalemini temin etmek değil. Duygusal bağla yanında olsunlar. Üç defa gelip bir şey sorduğunda dördüncüde onu ötekileştirmesinler. O nedenle ilgiyle dinleyelim, paylaşımda bulunalım. Veli ziyaretlerimiz okullara mutlaka bulunsun, devam etsinler. Öğretmenlerimiz şunu isteyeyim. Elimizden gelenin daha fazlasını yapmak zorundayız. Dezavantajlı bir coğrafyadayız. Aslında bu cümleyi çok fazla kullanmak da istemiyorum. Hani cümleyi söyledim ya. Sağ olsun Milli Eğitim Bakanlığı özellikle pandemi süreciyle birlikte biliyorsunuz binlerce tablet dağıtımı gerçekleştirdi. Evet. İçerisinde internet bağlantısı olan hatlarla birlikte. Şu anda öğrencilerimize ulaştırılmak üzere yine bütün sınıf seviyelerinde birinci sınıflar hariç çünkü onlar da okuma yazma çalışmaları içerisinde ve ana sınıf hariç yardımcı kaynak setleri gönderdi. Her öğrenciye birer tane. Çok kaliteli hazırlanmış yardımcı kaynaklarımız. Evet. Devlet üzerine düşeni yapıyor. Vatandaş olarak, görevler olarak, öğrenciler olarak bizler de üzerimize düşeni yapmak zorundayız. Başka seçeneğimiz yok. Fuat Sezgin hocamızı çok iyi anlamak zorundayız. Biz
çok şey yapabilecek bir güce sahibiz, bir potansiyele sahibiz. Geçmişten gelecek o güç bizde var. Büyük bir kültüre sahibiz. O nedenle pes etmek değil. Yani şunu istiyorum, bunu biz üretelim. Evet. Hazıra konmayalım. Hazıra kondukça gelişemiyoruz. Biz üretelim. Üretenlerin bizden hiçbir fazlalığı yok. Değirmen Altı Köyü'ndeki öğrencilerimin, Bitlis'teki öğrencilerimin, biraz önce dezavantajlı değil mi, onu düzelteyim. Evet. Bütün imkanlar. İstanbul'un özel en kolejinin bütün imkanları Değirmen Altı Köyü'nde de var. Öğretmenimiz, akıllı tahtamız, internet bağlantımız, yardımcı kaynaklarımız, sadece amaçtan haberdar olmamız gerekiyor. Niçin geldiğimizi unutmayalım. Teşekkür Her şey çok güzel hocam. Olsun. İnşallah hocam. Çok teşekkür ediyorum bizleri kırmak. Ben teşekkür ederim. Son bir cümle. İzleyen bütün Bitlis TV izleyicilerine, Bitlis'te hemşerilerimize ve diğer bütün izleyicilere sevgi ve selamlarımı sunuyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür hocam. Ederiz. Kıymetli sağ olun. Bilgilerinizden dolayı çok sağ olun. Değerli izleyicilerimiz, bugünkü programımızın da sonuna geldik. Bir kusurumuz olmuşsa affola. Sağlıkla kalın. Hoşça kalın.